Ben Pisi'de doğdum. Güzel bir ortamda doğdum. Evimiz derdeydi. Yeşil yurdun bir ucundan, bir ucunu kadar son ucundu bendim. Sesimiz biraz ondan canlıdı zaten. Çaydan konuşmazdık da. Duymazdık birbirimizi de. Çok bağırırdık. Ben bağırıp durmuş şimdi yine. Bağırırdık. Abla diyeceğimiz ama abla diyeceğimize abla diye bağırırdık. Abi diyeceksek abi diye bağırırız. Baba diyeceksek baba diye bağırırız. Anamı da anı devinler sinimi çıktıkça. Ay. Çay çok şarıldı çünkü görürsünüz ben sizin de evimizi gösteriverim onu. Zamanları çok güzeldin. Tabii gelişme yoktun ama kördük daha öyle kalsam iyiymiş. Bilmem biraz daha insanlığımız olarak demek istedim. Ondan o zamanki zamanla şimdiki zaman o zaman köylü gibi her şeyi bilemezsin. Şimdi bilgisayarımız var, telefonumuz var. İnsan saygımız yok. Sevgimiz hiç yok zaten. O zaten belli. Hele evlendiysen eşin hiç yok sevgi saygı. Aşk ben çok yaşanırım hele ben dipten tepeden anladı veren gari ne edelim. Ondan sonra büyüklerimizin sözünü tutardık. Annem nereye git diyesi oraya giderdik. Babamız ne yapın diyesi onu yapardık. Kendi başını alıp da çantayı ardıp da gitmezdik. Evde neyse onu yapardık. Yapmadığın zaman kaçardık evden. Ben kaçardım evden. Kaçarım dediysem de şimdi ablam vardı Zeynep'in annesi ablam. Müşerref gel onu edik o diye. Ben onu edin sen bunu et diye. Abla ben oraya varayım da gelin de ondan sonra gelin dedin de. Tabii biraz geç kalırsın orada. Gelirsin ablamdan dayağı yiyorsun olsun olsun dayak yiyin yata. Gün hala öyle gidiyor. Çocukken neysen büyüdüğünde aynı olmam. Yani yedi neyse yetmişte aynı olur. Öyle yazıyor biz. Ondan işten kaçardım. Çanakkale şehidi dedemiz. Biz şehit torunlarıyız. Ondan babam çok kendinden iş vurmazdın ama her şeyi de olduğu yerden tarifede yaptırırdın, yapardın. İlkokulu gittim. Okuyasın vardı, babam okutmadı. Gerisini okutmadım, seni okutmam dedi. Hemşire olmayı istediydim. Olmadım. Yalnız iki tane kız meydanı getirdim. İkisini de hemşire yaptım. Umduğum aldım hele, ben kendim gibi olmuyor yine. Olsun sağ olsunlar da. Kendimin çok olasım vardı. Hemşireye salmadı babam. Bir taraftan geliyorduk. Ben yolda senin varacağın oğlan bu dedilerdi. 16 yaşında evlendim. 17 yaşında çocuk dünyaya getirdim. Ben de çocuk büyüdüm. Beni kayınvalidem büyüttü çocuk. Ben çocuğumu büyüttüm çocuk. Böyle. Annem zaten hiç gelin olarak kullanmadı. Hep kızları yokmuş. İki oğlu vardı. Evlenmişim şimdiki gibi. Ben kayınvalidemle durmam, annemle durmam. Konumdan komşuna geçirilemem yok ki. Aç karnın acıktın bu yemek edersin, yiyorsun buyun. Yemeği ısıtırsın. Ondan sonra balık olsun. Evveli deriden peynir olurdu, derilerin içinden. Çıkar geliyor küflü peynir. Bu çok güzel olurdu. Buyun hep baba onu yeriz uykuluk diye. Ondan sonra... Thank you.
küçükken annem gelirle, devamlı işi gidiyorlar ya, tütünü giderler, ondan sonra orağa giderler, dağa taşı giderler onunla. Onlar gittiği zaman anamın bezi zaten girip duruyor tezgahta. Şimdi girdin mi ayağlarını höl höl atacaksın ya, ters atarsın, o orada kırılma yapar. Azıcık da elin höl ettiğin zaman da oradan tostur, oradan kırılı, oradan çıkarsın gari. Tezgahını dokunacak hali kalmadı zaten. Son geliyor anam, ertesi gün girecek olduğu zaman, ne oldu bu müşerref diye, ben görmedim anı bileyim ama ben. Tavuklar vardı yanında, köpek vardı yanında, görmedim ben bileyim anı derim. Hayatın açık ya, bahçen açık. Ay öldümem, kedilerim etti, köpeğim etti, tavuk etti, ne bileyim ben aldım. Ben hiç girmedim yanı derim. Hoş geldiniz çocuğum. Ben 1950 Buğla Yerkesik doğumluyum. Orada doğmuşum. Babam askerdeymiş. Hatta benim ismim askerden gelmiş. Babamın komutanının hanımıymış. Hanımının adıymış. Nadire ismim oradan gelmiş. İki sene, 1,5 yaşındaymışım herhalde geldiğimde. Ben 3 yaşından bu yana hep yaşadığım hayatı tanıyorum, biliyorum yani. Benim kardeşim var, 1,5 yaş küçük. Tabii o zaman tütün, mütün çok. Bu köylerde işimiz tütün. Babam şofördü ama tütün işleniyordu. Annem sırtımı bindirdi kardeşime. Gezdir gel diye. İçim cırık attım. Bir daha bindirmesin ne diye. Geri getirdim. O zaman bu zaman anneme çok destek çıktım. Arkasından ikiz kardeşlerim oldu. Ben 1. sınıf Yerkesik'inde okudum. 2, 3, 4 Çin'e taşındık. Çin'de okudum. Karpuzlu'da 1 sene okudum. Orada bir kardeşim daha oldu. Olduk 5 tane kız. 13 yaşında ben okulu bitirdikten sonra zaten annem en son kardeşimi doğurdu, benim kucağıma verdi. Öğrenciliğim işte kırar kırmaz. Aklım çok iyiydi çocuğum, sadece yurttaşlık diye bir ders vardı, ondan çok korkardım. Bunun için okumaya kaymakam, vali, şu bu dediler, ben sevmedim o zamanlarda onu. Öbürlerini çok iyiydim. Hatta okuldayken okuduğum şiiri bile bilip durun daha. Çocuktum, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Buldum yerde bir erik, kaptı kaçtı alageyik. Gördüm, gördüm. Dur bağırma, avaz avaz, neyi gördün? Ay aramaz. Isıtmayan güneş gördüm, sobalarda ateş gördüm. Daha devamı vardı ama unuttum tabii. Bu kadarını hatırlıyorum, biliyorum. 16 yaşına gelince de görücü usulüyle evlendik. 16 yaşındaydım ben buraya geldiğim zaman. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. Cin gibi zannediyordum kendimi ama bilmediğim yerler varmış demek ki. Şimdi 16 yaşında biz 5 kardeş olunca babam da tabii evine çok bağlı değildin diyeyim artık. Alkolün sonu mu çocuğum, yok. Teyzem vardı benim burada. Beyim de evin bir oğluydu. O yüzden hadi kardeşimden bir tanesini alayım da hem beni destek olsun hem kardeşim dinlensin gibisiyle beni buraya aldılar. 16 yaşında geldim. Derken beyim askeri gitti.
Mektubla, şimdiki gibi telefonla mektup. Nasılsın iyi mi? Para gönderin. Nasılsın iyi mi? Para gönderin. Daha başka bir şey yok. Böyle derken bir kızım oldu. İsmini Melek koyduk. Görümcem ölmüşmüş daha yıllar önce. Onun ismini koyduk. Ben babamın içkisinden doyduğum için çocuğum. Çobanı varırım dedim. Memuru varmam iş geçer. Diyerekten Cenab-ı Allah ağzımdan çıkanı yazmış. Ben buraya geldim. Beyim çobanlık yapmıyordu ama kayınvalidemin koyunları vardı birkaç tane. Onunla idare olduk. Bulduysak yedik, bulmadıysak yemedik. Geçim sıkıntısı, geçim darlığı, geçinemeyecektik hatta da toparladık, yuvarladık derken beyim ormanı işi girdi, imtihan verdi, kazandı, memur oldu. Muğla'ya taşındık. Muğla'ya taşınınca hayatımız değişti tabii. Daha güzel oldu. Kaloriferli eve taşındık. Kaloriferin şeysi, kirası falan çok değildi. Orada benim beyim iş geçmeyen beyim işkici oldu, o da işkici oldu. Korktuğumuz koru bastık. 21 sene Muğla'da oturdum. Çok gezdim, çok tozdum çocuklarımın sayesinde. Çocuklarımı okuttum, ikisi de üniversite mezunu. Biri Marmaris'te, biri Aydın'da. Derken böyle böyle hayatımı sürdürüyoruz. Ama çok çalıştım. Nasıl çalıştım? Çocuk baktım, öğrenci baktım, bebek baktım, nakış ettim. Elimden her iş geldi çocuğum, hiç boş durmadım. Çocuklarım liseyi bitirinceye kadar tırnaklam yerde kaldı desen olur, böyle çalıştık. Dantelini ettim, kazağını ördüm, çorabını ördüm. Çorabım delindiyse yamadım. Hiç çorap ucuz demedim, hala yamarım. 1 lira çorap ama 1 lira çorabı ben yamarım. Delindiği zaman yine giyerim. Köy hayatı. Bir gün bulursun, bir gün bulamazsın. Pazara gidecek paran olmaz. Pazar neredeydi? Bir yumurtaya 10 kuruştu bu köyde satmak. 12,5 kuruştu Muğla'da. 2 tane tavuğun yumurtasını biriktiriyorduk. Muğla'da sattırıp geliyorduk biz bir gidenlere. 2,5 kuruş için. 10 kuruşu burada vermiyorduk, 12,5 orada veriliyordu. Böyle çocuğum. Şimdi de film, sinema, tiyatro ne varsa oraya gitmek istiyorum. Orası bana bir ilacı oluyor. 6-7 seneden bu yana da hiç durmadan sinir hapı kullanıyorum. Şimdi film, ilk önce Murat Türkan Şoray film çevirmeye geldi, uzaklarda aramı diye. İlan ettiler, yardımcı oyuncu olarak bizlere destek çıkarsanız, 30'ları 35'leri yövmeye, bir Arif'i gün, Ami Sürmen, insan. Arif'i gün film başlanır mı? Oruç. Gideceğim dedim, gittim yazıldım. Bu ara bir de Yüksel Aksoy var. Saçlı sakallı. Bu film çeviriyormuş dediler. Bir de oraya gittik. Derken ben 3 günde geldim orada. Bugün seninki çekildi. Ertesi gün öbürününki çekildi. Çekilemedi yakında. Hani benim bir günlüktün ama bir günü bekledik. Oradan beni götürün, bırakın gelin yarın bir daha getirin diyemedim. Film ne güzel oldu. Taksiyle alırlar gidelim oradan beni. Geriye getir böyle. Tatil ettim geldim Dalyan'da dedim ama içim güp güp gitti. Kocadan beni ev getirmesi dedim. Ben nereye gidiyorsun oğlum? Çocuklara. Yönetmenlere. Ya filmci oldum, artist oldum ben oğlum. Artist değil de yola indi ben. Böyle film bilim gittim. Oğlum buyurun gelin bizim oraya. Ne diye bula? Ya filmci deyiz varmış bir tane. Dedim benimkini olsun gösteriver derim ben. (Gülüyor)
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Nerede kaldınız? Anca. Hücürlenme anne. Şimdi Zeynep kurs açtı. Arada biz güyada dokuruz dışarıda. Abullah'ın morlu adı vardı da. Kurs açtı. Dez dedi. Kurs ediyorsun. Ben sizi yazdım dedi. Tamam dedim ben. Güzel oldu kursta. Bez ettik. El işi yaptık. Kozu yaptık. Her şey yaptık bez için. Orada. Dokuma dokuduk da. Onlar, bu yılda çok bir resim vardı. O güzel oldu. Muhtarı dedim ki, muhtarım dedim bu ilan oluyor, bu ne demek? Kurs açılıyor dedi. Ben yaşlıyım dedim, ben kursa gider miyim dedim, gidebilirsin dedi. Ben yazdırırım sen dedi. Geçen sene yaş yoktu. Ondan böyle ben gibi büyükler girdik. Biliyoruz ama dedik, bilmeyenlere gösteririz. Öğrendik, yine o yaz, yenilenen bir şeyler yapıyorduk. Olacaksa biz dokuduk, şurası şöyle olur dedik, burası böyle olur dedik. Hep yüzdüm puanım. En yaramaz çocuk benim öğrencilerin içinde. Çok hareketliyimdir. Oturduğum yerde oturmam. 10 dakika oturdum, ondan sonra teneffüs çıkardım. Öğretmenim teneffüs çıkabilir miyim? bu sene yeni yazılalım dedik. Yaş grubu oldular. Tabii biz 15-55 yaş ettiler. Biz emekli olduk. Yıllık geçmişe sahip olan Yeşilyurt geleneksel dokuması eski tarihlerde ipekli olarak dokunurdu. Biz ama kursiyerlerimizi pamuk iplerden dokuma yaptırdık çünkü çok acemiler. Geçen sene ilk olarak başladığımız kursumuzda yaşlı genç bütün herkesi dahil ettik. Hatta yaşlı teyzelerimiz vardı, bizi durdurup diyorlardı ki biz de bu kursa katılmak istiyoruz. Ama yaş sınırı vardı, sonra biz bir görüşme yaptık yetkililerle. 70 yaşında, 60 yaşında teyzelerimiz var. İlk defa kursa katılacaklar. Onlar da şunu söylediler. En sonuna ekleyin ama sistem kabul ederse bunları biz kabul edebiliriz belki diye. Nadire teyzem, Şeref teyzem, işte Sebahat Hanım hepsine ekledim ben listenin en sonuna. Çünkü teyzem, dayım hiçbir yere göndermemiş, hiçbir yere müsaade etmemiş. Dolayısıyla hiçbir kursa katılamamış ömründe. Nadire teyze de öyle çok aktif bir hanım ama o da ben hiç kursa gitmedim, böyle bir kursa katılmak istiyorum dedi bana. Sağ olsunlar geldiler, bizim kursumuza renk kattılar. Onların hayat tecrübelerini, bazı derslerimizi, biz bütün işimizi bıraktık. Hayat hikayelerini dinledik. Çünkü sadece dokuma da değildi buradaki yaptığımız. Bir önceki neslin tecrübelerini aynı zamanda geleneksel kumaşı öğretirken o geleneksel insanımızı da, o kültürü de anlattığımızı düşünüyorum. Ve çok güzel bir kurstu, güzel bir çalışmaydı. Çok mutlu, mesut ayrıldık ama devamını istediler. Tabii devamı İşkur'la yapıldığı için halk eğitim bünyesinde ikisi birlikte yapıldı. Bazı teknik ve prosedür gereği olamadı. Ama böyle bir çalışma ben yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yaşlı ama hala ayakta olan insanlarımızın bir kenarda böyle kendisini terk edilmiş ya da işe yaramaz hissetmemeleri lazım. Biraz daha böyle hayatın içinde yapabilecekleri kadar, oturdukları yerden üretebilecekleri kadar üretebilen insanın ben daha dinamik olduğunu düşünüyorum. Sıraya oturduk şöyle. Bir seçici geliyormuş. Kim gelirse gelsin seçici. Geldi oraya. Geçen durdu. Tabii adam da acık sakındı demesen elenmem. Durdu bu şimdi. 60 yaşı üzerine çıktı.
çıksın dedi bu. Endeye gibi demen gerek yok dedim ben. Geçen sene girenle el kaldır dedin dedim ben. Biz kendimiz biliriz, çıka gideriz biz. Geçen senekiler çıka gider. Zaten orada 2-3 tane daha insan kaldı. Onlar da seçmiş. 60'lık, 57'ye, 55'lik, 50'lik varmış. Kalmışlar orada. Ondan almadılar bu yıl. 65 yaşlı geldi onlara. Tabii ama her salı bizim buranın pazarı var. Her gün içeri gelemeseler bile camı bir tıklatıyorlar. Yani evimizi ziyaret ederler. Biz onları aslında ziyaret etmemiz lazım ama biz çok gidemiyoruz ama sağ olsunlar geliyorlar. Pencereden kaçtım, çay söyledim geldim. Öyle öteye koştum, bunu ettim geldim. Canım istedi şarkı söyledim, canım istedi insanlara kızdım, akıl verdim, insanlarla uğraştım. Hala yaramazın oğlum, hala yaramazın. Daha da mı yaramaz olacağı onu bileyim ben. Ha, gidi gidi biraz daha mı yaramaz olacağım bilmiyorum. Ha, dokumu yapmıyorum da öyle ziyaretler falan gidiyorum. Şarkı mark söyleyiverin, güldürürüm, şeyler deyiverin, söyleyiverim. Pek yok kuşmuş cevrat sarın yolları. Kırıldı avimiş mor karanfilimin dalları. Hadaman da hadaman, yaylada bülbül ötmesin. Allah kuluna benim gibi etmesin. Buradan zeybe bu. Severek yaptığın iş hiç yormaz. Ha, sevmiyorsan o zaman yorulursun. Ettir ettir yaptığın o iş seni yorar. Heh. Sırtın biner yani. Sen işi sırtın bindirmeyeceksin. Sen işin üstünü bineceksin. Günüm benim şimdi. Köpeğim var. Fino! Fino! Gel buraya. Bak ha. Fino'm var. Bir tane pamuğum vardı kedi. Bir tavlam var benim. Hiç oturmam. Şimdi yağmur yağarken ne var? İçeride otursan dursan ya. 5 gün tavlan yanına var gelirim. 5 gün mu olur? Kaç gün var geleceğim ki miyim diye. 3 gün vardım geldim teminden. Vardım geldim. Bundan yanına uğrarım. Rahatsızlıklar var mı? Ne edip dururlar, bataktılar mı? Dün bataktılarmış, divan edildim diye dönecek oraya. Yaşadığın sürece ölüm de gelecek aklına, gezmek de yalnız. Nasıl güzel, hayatını güzel sürdürebilirsen, öyle yaşı daha güzel. Eşinle, dostunla, kardeşinle, kim olursa olsun. Canlı olarak kim olursa olsun, herkesle birlik geçirsen daha güzel. Hayat o kadar güzel. Allah iman Kur'an nasip etsin oğlum.
Nasıl olsa ölünecek. Rezil olup da ölmektense, rezil olmadan ölmek Abdurrahman Çelebi. Niye? Yatağa yattın, aklın başında. Azıcık bir şey verin yiyon desin, yatık o seni deyle. Aç sonra yiyip deyle. Aklın yoksa da zaten yayıdırla, yayı demezle. Şimdi aklın başındayken, illa bakışırken, teneşirde de yakışırken ölmek çok güzel bir şey. Bu dünyaya Sultan Süleyman 500 sene yaşamış da dönmüş arkasına bakmış. Ömrümün bu kadar kısa olduğunu bilseydim demiş, ben bu dünyaya gelmezdim demiş.